Değerli hemşerilerim, sevgili dostlar, sevgili kitap severler, hepsini, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Esasen 1980'lerden başlayarak özellikle kent tarihi üzerinde bir hayli yoğunlaştım. Beni buna en fazla iten, en ciddi etkenlerden bir tanesi, tarihsel kültürel değerlerle ilgili yanlış bilgiler oldu. Ve aslında beni buna iten de bu oldu. En son şu an yani yeni yayınladığım ve bu vesileyle fuarda yer aldığım İstiklal ve İhtilal'in Bozkurt Serüveni adlı kitabı da hazırlarken aslında bir boşluğu doldurmaya çalıştım. Hepimizin malumu, Cumhuriyet karşıtlığının, Cumhuriyet rejim düşmanlığının alabildiğine geliştiği günümüzde aslında bir yandan da karşı devrimin adeta kendi içinde, tırnak içinde kültür devrimi sürüyor. Ve bu anlamda Cumhuriyet ve onun değerleri bizi Cumhuriyet'e getiren noktalar, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşları, Anadolu'da, çeşitli cephelerde, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Şark Cephesi'nde, yani Suriye cephelerinde yaşanan hazin manzara, Mondros Mütarekesi, arkasından kılıcını çeken bir Mustafa Kemal'in saraya ve işgalcilere karşı bir milli kalkışması. Aslında bu hakikaten bizim özümsememiz gereken bir şey. Bugün neredeyse Türk-Yunan savaşı yok deme noktasına gelmiş. Keşke Yunan galip gelseydi de hilafet kalkmadı diyenler ve bunu devlet katının çeşitli kademelerinde itibar görenler bu algıyı oluşturuyor. Bugün üniversitelerimizde bile inanın bilim insanları bugün bu tarihi daha net ortaya koymak ve yazmak noktasında belli cesaretli kesimlerin dışında çok korkak tezler üretir hale geldiler. Korkunç bir baskılama var. Ve bu anlamda ben aslında yani bu Anadolu serüvenini yazarken cephelerde özellikle şuna da dikkat ettim. Özellikle yani bu şeyin içerisinde yani bize aktarılan resmi tarihlerin içerisinde bir de görünmeyen bir tarih var. Yani bu bugün tarihçilerin doğru tarihçilerin nitelemesiyle modern halk tarihi. Yani bunun içine insanı, bunun içine insan manzarasını, bunun içine Anadolu'nun genel durumunu koymadığınız bir tarih gerçekten bir şey ifade etmiyor. Bu anlamda şunu çok önemsiyorum. Yani bugün yürütülen bir karşı devrim sürecinin, Cumhuriyet karşıtlığının kıymetini ancak gerçekten Cumhuriyet'i içselleştirmiş insanlar, bizi bugünlere getiren büyük mücadeleleri, Anadolu'daki çok büyük özverileri kanıksamış insanlar o şey yapabilir. Yani ancak içselleştirebilir. Hiç unutmuyorum. Ergonokon ve Balyoz biliyorsunuz CIA, Fethullah Gülen ve dönemin Türkiye hükümetince maalesef aslında bugün dünyanın savaş politikalarına evrildiği bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, orduyu ve Türkiye'yi zayıf düşürmek adına yapılmış hareketlerdi. Ve o süreçlere giderken ağızlarından bal akıyordu ve Fethullah Gülen Hoca sözde bir sürü sol, demokrat, aydın, hatta cumhuriyetçi kendisini addeden yazarlarla hoşgörü görüntüleri veriyordu. Ve bunun içerisinde hafızanızı tazeleyin bir taraf diye bir gazete vardı. Ve bu taraf aslında cumhuriyetçilere, Atatürkçülere ve solcuları kandırmak için uzanmış bir sorumluluk şekeriydi. Ve orada her gün bir algı yürütülüyor, yalan şeyler yazılıyor, arkasından operasyonlar geliyordu. Hiç unutmuyorum, şunun için bunu söyleme gereği duydum. Çetin Altan'ın o Liboş çocuklarından Ahmet Altan, o dönemler bu işin bayraktarlığını yapıyordu ve neden sonra hükümetle yolları ayrılınca aynen şöyle söylemişti. Ne yalan söyleyeyim. Bugünleri
bu günleri tahmin edemedi. Bu günleri ancak ve ancak Atatürkçüler gördü dedi. İtiraf etti. Neden Atatürkçüler gördü? Neden Cumhuriyetçiler gördü? Çünkü Cumhuriyet'in kazanımlarını içselleştirmişlerdi. Ben kısaca yani bu şurada bu kitaba niye yoğunlaştığım üzerinde durmaya çalıştım. Bir başka yönüyle Anadolu'daki gerçekten o manzara oldukça ilginç bir manzara. Yani Mustafa Kemal'in 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edip 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla birlikte Ankara'ya ulaştığı serüven, Ankara'ya ulaştığı süreç, yani 7 ayı geçkin bir süreç ve bu süreç aslında öyle hiçbir noktası aklanacak bir süreç değil. Hiçbir noktası aktaracak bir süreç değil. Ve bu süreçte aslında Anadolu aydınlarının büyük bir çoğunluğunun dahi kafası karışıktır. Kafası karışıktır. Çünkü vatanın kurtuluşunu sadece hilafetin ve saltanatın kurtuluşundan ibaret görmektedirler. Oysa hilafet ve saltanat nerededir, nasıldır? Hilafet ve saltanatın tepesine İngilizler, Fransızlar çökmüş. Özellikle İngilizler çökmüş. Damat Ferit eliyle millicilere ve milli kalkışmaya karşı korkunç bir düşmanlık beslemekte, yakalayıp Malta'ya sürgün etmekte ve takibe uğratmaktadır. Geçmişte iddiacılar üzerinde, Jön Türkler üzerinde başlatılan insan avı giderek Mustafa Kemal'in milli mücadelede öne çıkışıyla birlikte Mustafa Kemal ve çetesi demeye başlamışlardır. Ve bununla ilgili çok ilginç bir örnek vermek istiyorum size. Tüm şeyde yani İngiliz istihbarat raporlarında özellikle Mustafa Kemal ve çetesi ibaresi kullanılır. Aslında o meşhur Kemalist lafı ya da Kemalizm lafı Anadolu'dan çıkma bir laf değil. Bu milli kalkışmayı örgütleyen ve kendilerini ciddi anlamda rahatsız eden Mustafa Kemal'in etrafındaki oluşuma karşı İngilizler ilk defa Kemalistler lafını telaffuz eder ve Kemalciler der. Hatta bununla ilgili haritalar yayınlarlar. Anadolu'nun haritasını göstererek aha Kemalciler burada yoğunlaşıyor. Amaçları şu demeye başlarlar. Hatta bunlardan bir tanesi sonradan Atatürk'ten özür dileyecek olan ünlü bir yazar o dönemin sanıyorum Alemler gazetesinde aynen şöyle yazmaktadır Mustafa Kemal'in Samsun'dan başladığı bu ayaklanmayla ilgili. Anadolu ile hiçbir alakası olmayan bir eşkıya reisi Mustafa Kemal bir kere daha ecdadımızın yurdunu soymak için başına bir sürü haydut toplamış muntazam Yunan ordusuna Anadolu'da türeyen bu celali sürüleri nasıl karşı koyabilir diye yazmıştır. Sonradan kendisi de Malta'ya sürgün edilecek ve döndüğünde Mustafa Kemal'den özür dileyecektir. Aslında tabii ki o 7 aylık süre Samsun'dan Ankara'ya giden süreç aynı zamanda milli orduların kurulmadığı, Mondros Mütarekesi ile askerlerin silah bıraktırıldığı ve tümüyle terhis yaşandığı bir süreç ve Anadolu'da bu gerçekten çok dram bir süreç. Yani Yemen'e gitmiş, Sarıkamış'a gitmiş, cepheden cepheye koşmuş, sonra silah bırakılmış ve bu insanların durumuyla ilgili bir hatırat size özellikle aktarmak istiyorum. Mesela Kırşehir'de hemen hemen tarihsel şeylerde rastlarsınız. Birinci Umumiye Harp ordularımızın ve subayları her cephede kahramanlık verdikten sonra Mondros Mütarekesi ile kabul edilen şartlara uyularak ezgin, bezgin bir savaş bakiyelerinin terhisine başlanmıştı. Ben de bu sırada İstanbul'da bulunuyor, terhis günümü bekliyordum. Hemşerim Hacı Bey ile birleşerek terhis tezkerelerini aldıktan sonra Kırşehir'e gelmiştik. Sık sık rastladığımız tek gözlü, tek kollu, tek bacaklı ve uzuvlarının her ikisinden de mahrum kimseler zafer nişanları değil, etrafa hüzün duyguları saçılıyordu. Ve o dönem çok ilginçtir. Mondros Mütarekesi ile askerlerin silah bırakışı terhislerinin bir başka dram yönünü Raif Orbay zamanın sadrazamına aynen şöyle söylüyor. Askeri terhis ediyorsunuz.
hükümet terhis ettiği askerleri memleketlerine kadar göndermekle yükümlüdür. Siz bunu da yapmıyor, hepsini perişan bir durumda bırakıyorsunuz. Adam karavanadan, kışladan ayrılmış, yiyecek ekmeği, barınacak çatısı yok. Aç ve bihaç sokaklarda dolaşıyor. Ben tepe başında yabancıların bunlara sadaka verdiklerini gözlerimle gördüm. Bunlar ne iddiaççı ne itirafçı, cepheden cepheye koşarak ateşler içinde yüzerek vatana karşı olan borçlarını ödemişler. Ama şimdi ölümden beter bir sefalete mahkum edilmektedir. Ve başka bir yönü var. Yani tüm bu incelemelerimde gördüğüm, işte o mütarekeden dönen, memleketlerine dönen yedek subaylar, özellikle yedek subaylar, döndükleri yerde Milli Kalkışma'nın yanındalar ve kesinlikle Mustafa Kemal'in yanındalar. Biraz önce okuduğum hatırat Hacı Bey'in hatıratıydı. Yani İstanbul'dan dönen Hacı Bey'in hatıratıydı ki bunlar Kırşehir'e döndüklerinde çok ilginçtir. Türkiye'de eşine çok az rastlanır bir mahvil, yani bugünkü anlamda dernek kuruyorlar. Kırşehir Gençler Derneği'ni kuruyorlar. Mustafa Kemal daha henüz şeye gelmeden önce. Ve bu Kırşehir Gençler Derneği aslında iki tane yönü var. İllerde müdafaa hukuk cemiyetleri, müdafaa hukuk dernekleri kuruluyor. Ama bunun yanında Kırşehir'de özel olarak ve çok etkin bir şekilde şey var. Yani Gençler Derneği var. Gençler Derneği askerlikten terhis olan bu şeylerle kuruluyor, subaylarla kuruluyor. Tabii burada ben daha çok şeye önem verdim. Yani hatıratlara çok önem verdim. Örneğin hilafetin saltanattan ayrıldığında, giderek saltanatın kaldırıldığında ve Vahdettin'in giderek daha tehlikeli hal almaya başladığı bir durumda İstanbul'da Vahdettin'i almaya giden çok önemli 100 askerden birinin hatıratlarına yer verdim ki ben ilk defa benim kitapta göreceksiniz. Bir başka şeye açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Yani şu çok önemli. Yani burada Mustafa Kemal Vahdettin tartışmaları giderek bunun üzerinden çok korkunç bir algı yönetilmeye başlıyor. Özellikle belli merkezlerde cemaat ve tarikat yapılarında neredeyse biraz önce okuduğum Mustafa Kemal'e çete diyen anlayış, benzer anlayışların kökü bugünlere taşınıyor ki bunun temelinde Cumhuriyet rejimini giderek değiştirme var. Cumhuriyet çok önemli bir değer. Yani adı Cumhuriyet, bir sürü Cumhuriyet var. İran İslam Cumhuriyeti de var. Bilmem Bangladeş Cumhuriyeti de var. Bilmem ne var ama bizdeki Cumhuriyet gerçekten çok farklı. Çok farklı arkadaşlar. Şundan dolayı farklı. Bizdeki Cumhuriyet bir aile hükümranlığının, babadan oğula geçen bir aile hükümranlığının saltanatın lağı üzerinde kurulan bir Cumhuriyet. Ve bu anlamda belki dikkatinizi çekmiştir. Bu kitabın adını ben sadece İstiklal Mücadelesi koymadım. İstiklalim ve ihtilalim dedim. Gidin İlber Ortaylı'dan bakın. Tümüyle böyledir. Ankara'da kurulan meclisin kurduğu hükümet bal gibi ihtilal hükümetidir. Çünkü İngiliz işgali altında Vahdettin'in konumu ve durumu gerçekten vahimdir ve kıpırdayamamaktadır. Ayrıca millicilere karşı korkunç bir düşmanlık beslemekte. Samsun'dan Ankara'ya gelene kadar defalarca Ankara'ya dön telkinlerine maruz kalmıştır. Oysa Mustafa Kemal bu tuzağa hiçbir şekilde düşmemiştir. Etrafındaki arkadaşların bir kısmı yani git görüş Vahdettin'le demelerine rağmen bu tuzağa düşmemiştir. Bu çok çok açık bir tuzaktır. Burada çok ilginçtir. Atatürk annesi Zübeyde Hanım'a yazdığı bir mektupta ki Erzurum'dan Sivas'a hareket etmeden kısa bir süre önce yazıyor. Bu yazdığı mektupta bunu açıklık getirir. Çünkü annesi belki de Mustafa Kemal'le padişahın Vahdettin'in karşı karşıya gelmiş olmasından endişelenmektedir. Ve Mustafa Kemal bunu çok iyi bilmektedir. Oradan kısa bir kesit aktarayım. Yani çok önemli gördüğüm için. Evet. Annesine şöyle söylüyor. Anadolu'ya çıkışına ilişkin özlü bilgiler veriyor. Biliyorsunuz anne, valideciğim, daha İstanbul'dayken yabancı devletler devleti ve ulusu fevkalade sıkıştırmakta, millete hizmet edebilecek ne kadar adamımız varsa hepsini hapis ve tevkifle, bir kısmını da Malta'ya sürerek her
herkesi sıkıntıya sokmakta pek ileri gidiyorlardı. Bana nasılsa ilişememişlerdi. Fakat 3. Ordu müfettişi olarak Samsun'a ayak basar basmaz İngilizler benden şüphelendiler. Hükümete benim gidiş nedenimi sordular. Nihayet İstanbul'a çağrılmamı istediler. Bunda çok ısrar ettiler. Hükümet de beni kandırarak İstanbul'a gelmemi ve İngilizlere teslim olmamı sağlamak için derhal bunun farkına vardım. Tabiatıyla kendi ayağımla gidip esir olmam doğru değildi. Padişahımıza gerekçe durumu yazdım. Gelemeyeceğimi bildirdim. Zatı şahane önce bunu uygun buldu. Daha sonra İngilizlerin baskısı artmıştı ki sonunda o da İstanbul'a dönmemi emretti. Bu surette artık resmi görevimde kalmaya imkan görmediğim gibi askerliğimi sürdürdükçe ve İngilizlerin hükümetin hakkındaki ısrarına karşı durulamayacaktı. Bir taraftan bütün Anadolu halkı tüm ulus hakkında büyük bir sevgiye güven gösterdi. Biz seni bırakmayız dediler. Gerçekten vatan ve milletimizi kurtarabilmek için çek tare askerliği bırakıp serbest olarak milletin başına geçmekti. Milleti yek vücut bir hale getirmekti. Doğacak kudret ve ulusal gücü kullanmaktan başka çare yoktu. Ben öyle yaptım. Elhamdülillah başarılı oluyorum. Pek yakında elle tutulur, sonucu bütün dünya görecektir. Ben bu surette hareket edince İngilizler derhal yarlamaya başladı ve beni kazanmaya çalıştı. Her şekilde ısrar ettiler. Hatta suçu Vahdettin'e attılar. O şöyle yaptı, böyle yaptı. Halbuki hepsi bunlarla işbirliği içindeydi. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani burada şuna çok şu noktada gerçekten aydınlanmamız lazım. Herkesin aydınlanması lazım. Yani bu milli mücadele sürecinde özellikle hilafet ve saltanatla, sarayla, Vahdettin'le Mustafa Kemal ilişkisinde son derece netleşmemiz lazım. Şunu inanın, Selçuklu tarihiyle de yakından ilgilendim. Selçuklu'nun yıkılışı üzerinde Osmanlı'nın doğuşu neyse, buna inanın Osmanlı İmparatorluğu'nun tükenişi üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu odur. Çünkü 1243'te Anadolu'yu Moğollar istila ettiklerinde ve Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Tüsrev'in tepesine çöktüklerinde bunlardan sadece Selçuklu Sultanı'nı Konya tahtında sadece adını tuttular. Anadolu'nun mali sömürüsü açısından tepe tepe kullandılar. O dönemin Ahi Evran da dahil Türkmen ayaklanmalarını kanla bastırdılar. İşbirliği ettiler. Vahdettin de İngilizlerle aynısını yaptı. Tepesine çöken İngilizlerle, damat Ferit Eli ile milli kalkışma ve milli mücadeleye kan kustu. Kan kustu. Başlangıçta öyle değildi. Başlangıçta Mustafa Kemal hakikaten samimiydi. Yani bir anlamda mevcut hilafet ve saltanatın da şerefini kurtarmaktan bahsediyordu. Ve bunda şeyde değildi ama öyle bir süreç gelişti ki Mustafa Kemal'in üniformalarını sökmek, askerlikten, memuriyetten men etmek, ne kadar etrafta millici varsa Malta'ya dahil sürgün etmek, çete kullanmak ve hatta bizim dibimizdeki Yozgat isyanı dahil bir sürü isyanlar ateşlediler, horladılar ve milli mücadele bu sürecin içerisinde gelişti. Bu öylesine bir kışkırtma harladılar ki Boğazlıyan'da, şeyde Yozgat'ta bunların kurdukları çetelerin ordusunun adı neydi arkadaşlar biliyor musunuz? Halife ordusuydu. Ve onların söylemi şuydu: gavur Ankara hükümetinin sözünü tutmayın. Padişahımız bunlarla anlaşmalı. Yakında bu iş çözülecek. Barış yolları arıyor diye millicileri adeta eşkıya ve çete yaptılar. Mustafa Kemal'i de çete reisi yaptılar. Onun yanında yer alanlara da Kemalci dediler, Kemalist dediler. Şimdi bunu şunun için özellikle vurguladım. Yani hakikaten ben şu anda sahaflık yapıyorum. Gençler geliyor, yani okuyor. Bazı gençler geliyor böyle. Ya Vahdettin şöyle yapmış, Mustafa böyle yapmış. Ben işin şurasında değilim. Vahdettin mi haindi, öteki mi, beriki mi noktasında değilim. Olayı pozitif olarak, yani sosyolojik olarak, yaşanan konum olarak değerlendirmek gerekir. Yani sonuç itibariyle Vahdettin hilafetine ve saltanatına vatanın kurtuluşunu feda etmiştir. Bakın size çok ilginç bir aktarımda bulunacağım arkadaşlar. Çok önemli bu. Bizim Niğde'nin Tepeyran köyü doğumlu ve damat Ferit tahta geçmeden önce
Dahiliye Nazırlığı yapan, yani bu anlamda İçişleri Bakanlığı yapan Hazım Tepeyren var. Ve bunun anılarını görürken gerçekten gözüme ilişti. Saraya çağrılıyor, Vahdettin'e bir arzda bulunuyor. Ve söyledikleri şu, o zaman da millicilere karşı İngilizlerin baskısıyla tutum şey yapınca, zulüm gören halkı ve millicileri kurtarmak için Kuvayi Milliye namı verilen Türk vatandaşlarımızdan başka meydanda hiçbir kuvvet yoktur. Kuvayi Milliye denilen şey işte bu kuvvettir ki hiç kimsenin olmadığı bir zamanda ortaya çıkmış ve günden güne gelişmiştir. Bir telgraf gösteriyor bir yerde çetelerin, Ermeni çetelerinin bir camiye doğuda yakıp yıktığı ve onunla ilgili bir telgraf geliyor önlerine o sıra görüşürken. Günden güne gelişti. Mesela telgrafı gösterdim. Şu telgraf meyi şimdi aldım. Hacin kasabasında Ermeniler 80-100 kadar Türk'ü kiliseye doldurmuşlar, yakacaklarmış. Bizden imdat umuyorlar. Bunları kurtarmak için Kuvayi Milliye namı verilen Türk vatandaşlarımızdan başka meydanda hiçbir kuvvet yoktur. Rumeli, Suriye, Irak vesaire gibi Anadolu'da kolaylıkla yutulmasına karşı koyacak dikenli bir kuvvet olmamasından dolayı bu kuvveti de bizim elimizle kırmak istiyorlar. Gerek devletin, memleketin ve gerek zat-ı şahane ve hanedanının selamet ve saadeti için bu kuvvetten başka bir umudumuz ve dayanağımız yoktur. Onun içindir ki esir halinde bulunuyoruz şu anda biz. Zat-ı şahaneleri, müessirlere karşı da kuvvetini kendi kendine teşekkür ettiğini ve bunu da men edecek elde başka kuvvet bulunmadığını söyleyerek kötülükleri hafifletmeye çalışınız. Teşkilatın gelişip güçlenmesi için her ne yapmak lazım gelirse yapılmasını valilere, kumandanlara, gerekli yerlere gizlice emir ve irade buyurunuz. Müşterek selameti ve kuvveti de temin edemezse artık bizim için her şey bitmiş, kıyamet kopmuş demektir. Bunu bir dahiliye nazırı Sultan Vahdettin'e söylüyor. Ama Sultan Vahdettin bunu görevden alınmakla kalmıyor, idamına hükmediyor. Daha sonra ve Malta'ya gidiyor, sürgün oluyor. Daha sonra da Koç gibi Mustafa Kemal'in yanında yer alıyor. Yani buna benzer bir sürü örnekler var. Bir sürü yığınca. Yani onun için hakikaten bu süreci çok önemsiyorum. Ve bu anlamda tekrar ediyorum. Türk Milli Kurtuluş Savaşı aslında aynı zamanda kendi içinde sadece istiklal mücadelesi değil, aynı zamanda ihtilali de barındıran, işbirlikçi saray rejimini de ortadan kaldıran bir süreç. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu dünyada gerçekten eşine az rastlanır bir meclis. Bu meclis kurulduğunda İngilizler, Vahdettin çevresi yakında parlar, söner, gider dedikleri meclis. Oysa o meclis düzenli ordular kuracak. Bir kumanda edecek Mustafa Kemal'in şahsında çete savaşlarından, gerilla savaşlarından çıkıp düzenli orduyla İnönü'de ilk zaferini muştalayacaktır. Ben fazla zamanını almayacağım. Saygılar sunuyorum. Ama hakikaten bu açılımlara, bu söyleşilere, bu şeylere son derece ihtiyacımız var. Aslında burada bir şey de söylemek istiyorum. Farkındasınız ya da değilsiniz. Kıymetini biliyoruz ya da bilmiyoruz ama şehirlerde aydınlarımıza, düzgün insanlarımıza, farklı düşünen insanlarımıza yol veren yerel yönetimlerin kazanımı çok büyük bir nefes oldu. Bugün burada Selahattin Ekecioğlu olmasaydı, özür diliyorum, burada böyle bir belediye başkanı olmasaydı biz bu fırsatlardan dahi mahrum kalacak, iteklenecek, öteklenecektik. Bunun da bilinmesini istiyorum. Saygılar sunuyorum.